Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok pratik, çok da lezzetli, harika ötesi bir sodalı tavuk tarifi vereceğim. Bir diğer adıyla da tavuk kalamar. Tabii yalancı kalamar diyelim biz buna. Malzemelerimi hazırladım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olup köşedeki zil butonunu da açarsanız yeni attığım her videomdan haberdar olmuş olursunuz. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle burada tavuk etim var, göğüs tavuk etim. Şöyle gördüğünüz gibi tavuk etlerimi yıkadım. Şimdi jülyen olacak şekilde doğrayacağım. Şöyle jülyen doğruyoruz. Arkadaşlar bir ses geliyor mahalleden, bir bakalım mı? Hayırdır, ne oluyor? Videoya yansıyor. Aha, kameralara yakalım. Komşum ne yapıyorsun ya, burada video çekiyoruz. Kameraya yansıyorsun. Kolay gelsin. Komşum teşekkür ediyorum ablacığım. Valla ben de cam siliyorum. Sen ne yapıyorsun? Ya sen bugün çalışmıyor musun? Ben bire kadar birden sonra geldim. Malatyalı olduğunu illa belli ettirin. Tabii ki de Malatyalıyım. Başlıyoruz mesela. Ölüm olsaydı ayrılık olmasaydı. Abi güneşi gördün sen. Camları siliyorsun. Güneşi görünce öyle vallahi attım kendimi. Camları pencereleri bir sileyim dedim ben de. Ama canımın içi. Şu anda video çekiyoruz. Biraz volümünü kısman gerekiyor. Ya seni kıracağıma kafamı kırarım daha iyi yani. Tabii ki de kısıyorum hep. Kolay gelsin tekrardan. Teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum seni. Öpüyorum ben de seni. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Devam ediyoruz. Tekrardan kusura bakmıyorsun. Sessizlik çok öpüyorum. Diz boyu. Murat abi merhaba. Hafta sonu olunca arkadaşlar bizim böyle komşularımız camda oluyorlar. Kimi temizlik yapıyor, kimisi böyle. Murat abi. Müşterek değil mi? Murat evet. Abi. Ölüm olsaydı ayrılık olmasaydı ardından. Şurada kendim atmak istiyorum, ne olursunuz. Aman aman Murat abi. Murat abi dikkat edersin direkt yani. Sonra güler komşuma ne cevap veririz biz? Şak 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 şak. Canım sen de dertli söylemesene ya, neşeli söyle bu güneşli havada. Sanatçısı kim ya? Ben. Sanatçısı kim söylüyor? Bundan sonra bana ait. Sanatçının adı ne ya? Ali Özel. Bırak da söylesin, Allah'ını seversen. Teşekkür ederim. Ama Burcu komşumuzun da sesi güzel ya Murat abi. Bırak da söylesin. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık canım benim. Murat abi. Ulan bir daha sana kahve yok. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kapatın. Ben teşekkür ettim. Cansın. Siz de öylesiniz. Teşekkür ederim. Ölüm olsaydı ayrılık olmasaydı Arguvanlı. Utandırıyorsunuz beni. Olmasaydı Malatyalı. Olmasaydı yer yer. Arkadaşlar komşularla muhabbetten sonra tarifimize devam edelim. Kusura bakmayın sizde öyle ses gelince bir cama çıkayım dedim ne oluyor diye. Bizim mahallede böyle arkadaşlar, komşuluk ilişkilerimiz gerçekten çok çok güzel. Böyle hepsi komşu değil de biz bir aile gibiyiz. Hakikaten Rabbim herkese böyle güzel komşuluklar nasip etsin diyelim. Ve tarifimize devam edelim tekrardan. Tavuklarımı şöyle gördüğünüz gibi böyle bu boyda güzelce dilimliyorum. Bütün tavuklarımı keseceğim ve diğer işlemi sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi tavuklarımı şöyle şu şekilde güzelce dilimledim, doğradım. Ve şimdi genişçe bir kabımın içerisine şöyle bir adet yumurtamı kırıyorum. Arkadaşlar ben hemen ellerimi yıkayıp hızlıca geliyorum. Evet hemen geldim. Şimdi burada şöyle yemek kaşığıyla göstermek istiyorum. Bir yemek kaşığı dolusu mısır nişastam var. Mısır nişastamı içerisine döküyorum. Burada da unum var arkadaşlar. Unumu da şöyle göstereyim size. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu şimdilik böyle kattım. Ve burada 2 diş orta boy olacak şekilde sarımsağım var. Sarımsağımı içerisine rendeliyorum.
Evet, sarımsağımı rendeledim. Burada da arkadaşlar şöyle bir çay kaşığı dolusu karbonatım var. Onu da içerisine katıyorum. Ve 1,5 tatlı kaşığı tuzum var. Tuzumu da katıyorum içerisine. Ve baharatlarım. Yarım tatlı kaşığı tatlı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı da köri kullanacağım. Eğer sevmediğiniz baharatlar varsa katmak zorunda değilsiniz. İçerisine katıyorum böyle. Ve burada da saf maden suyum var. Onu da içerisine döküyorum. Şöyle yarımını döküyorum. Ve bir tel çırpıcıyla bütün malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Arkadaşlar o kadar güzel, o kadar lezzetli bir tavuk oluyor ki böyle nefis, kokusuz balık tadında oluyor. Şöyle sosumuzu pürüzsüz olacak şekilde bir tel çırpıcıyla güzelce çırpıyoruz. Arkadaşlar ben bu kalan unumu da içerisine dökeceğim. Unum şöyle yemek kaşığıyla 2 yemek kaşığı kadardı. Buraya öyle ölçmüş koymuştum. Sizler için de kolaylık olsun diye. Ve çok güzel bir şekilde çırpmaya devam ediyorum. Sosum pürüzsüz olsun. Evet, şu anda sosum hazır. Bu arada arkadaşlar benim tavuk etim tam 550 gramdı. Onu da böyle belirteyim. Sanırsam başta söylememiştim, unutmuştum. Şimdi tel çırpıcımı içerisinden çıkartıyorum ve tavuk etlerimi bu sosumun içerisine alıyorum. Şimdi bir yemek kaşığıyla güzelce böyle bu sosa güzelce buluyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bunun üzerine güzelce bir streç film geçireceğim, çekeceğim. Daha sonra da buzdolabına kaldıracağım ve buzdolabında dinlendireceğim. Birkaç saat dinlendirirsek çok daha lezzetli olur. Bu sosu güzelce içerisine çeker. Hatta arkadaşlar böyle sabahtan hazırlayıp akşamleyin böyle kızartabilirsiniz. Şöyle hemen streçliyorum. Ve buzdolabına kaldırıyorum. Daha sonra da diğer işlemi sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, tavuklarımı dolaptan çıkardım. Ben 2 saat kadar dinlendirdim. Dediğim gibi vaktiniz varsa sabahtan da soslayıp akşam da kızartabilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Hatta daha da güzel olur. Şimdi jelatinini açtım. Üzerinden streçini açtım. Şöyle bir yemek kaşığıyla güzelce karıştırıyorum. Şöyle karıştırayım. Mis gibi de baharatlar koktu. Sarımsak da içerisinde olduğu için. Evet, güzelce karıştırdım. Bu arada arkadaşlar tavamın içerisine ayçiçek yağımı aldım. Yağ ölçüsü vermiyorum. Çünkü sizin tavanız küçük olur, büyük olur. Ama az yağda da kızartmayın. Ben tavamın içerisine 1,5 su bardağı ayçiçek yağı döktüm. Şimdi arkadaşlar şöyle bir maşayla tavuklarımı alıyorum. Fazla sosu varsa böyle süzdürüyoruz. Daha sonra da kızgın yağımızın içerisine bu şekilde bırakıyorum. Böyle sosunu gördüğünüz gibi varsa alıyorum. Şöyle aralıklı olacak şekilde tavuklarımı yağımın içerisine alıyorum. Evet, tavuklarımı yağımın içerisine, tavamın içerisine aldım. Arkadaşlar böyle altı kızarınca şöyle çeviriyoruz. Böyle nar gibi kızarması gerekiyor tavuklarımızın. Şöyle çevirelim. Mis gibi kokmaya başladı arkadaşlar. Gerçekten de böyle kokusuz balık tadında harika bir şey oluyor. Tavuk sevmeyenlere bile, özellikle de çocuklarınıza yedirtebilirsiniz. Şöyle kızartmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şu anda tavuklarım çok güzel bir şekilde şöyle gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar. Bakın şöyle yakından da göstermek istiyorum. Böyle altı üstü nar gibi kızarınca böyle servis tabağınızın içerisine alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok çok pratik bir tavuk oluyor.
çok da lezzetli oluyor. Şimdi ben bu kızaranları alacağım ve diğer geri kalanları da tekrardan bu yağın içerisinde kızartacağım. Evet, son kalanı da gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle nar gibi olana dek güzelce kızarttım. Şimdi tavamdan alıyorum. Arkadaşlar mutlaka orta ateşte kızartın. Kesinlikle yüksek ateşte kızartmayın. Böyle çevirerek altı üstü şöyle gördüğünüz gibi nar gibi kızarınca tavuklarınızı alın. Dilerseniz böyle bir el tevgiriyle de alabilirsiniz. Böyle fazla yağını süzdürerek zaten hiç yağ kalmıyor. O kadar lezzetli oluyor ki arkadaşlar. Şimdi ben tavuklarımı içerisinden alıyorum. Evet, son tavuğumu da aldım ve ocağımın altını kapatıyorum. Şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakar mısınız? O kadar nefis, o kadar güzel ki içi de o kadar güzel pişiyor ki hatta sizlere bir tane içini de göstermek istiyorum. Böyle şöyle bırakayım. Şurası sıcak. Sıcak ama olsun yine de. Bakar mısınız arkadaşlar? O kadar güzel pişmiş ki içerisi. Mutlaka deneyin. Böyle kokusuz balık tadında nefis bir lezzet oluyor. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Arkadaşlar videolarımın linkini sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Daha çok kişiye ulaşmış olur. Ve birçok tarifi de YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.